Merhabalar Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk kebap tarifi vermek istiyorum ama şöyle fırında nefis pişecek bu kebaplarımız aynı zamanda özel sos olacak. Kıymasını da kendimiz yapıyoruz. Hadi hep beraber nasıl yapılıyor görelim. Bunun için 1 kilo kadar tavuk kullandım. Ben tavuk butu kullandım. Onun derisini soyup hafif buzlu iken şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük parçalar ayırdım. Çok fazla e, tam haldeyken yani buz olmadan e, birazcık daha rahat kesiliyor bana kalırsa. Bu yüzden hafif buzlu iken kullanmanız iyi olacaktır. Çok fazla buzlu olmasın. Çünkü bu sefer de rondomuzu parçalayabilir. Ufak e, parçalar haline kestikten sonra tavuklarımı rondoda kıyma haline getiriyorum. Eğer et makinanız var ise... Onu et makinesine de kıyma hale getirebilirsiniz. Ben e, bu şekilde sizlere göstermek için burada yapmayı e, istedim. Rondoya azar azar tavuklardan koyarak ve de dinlendire dinlendirir kıymanızı yapabilirsiniz. Zaten kıyma, e, yani tavuk kıyması normal dana kıymasına göre yumuşak olduğu için kolaylıkla kesiliyor kolaylıkla minik parçalar halinde oluyor. Merak etmeyin ama söylediğim gibi makinenizin bozulmasını istemem. Bu yüzden küçük parçalar haline koymayı unutmayın. Bütün tavuklarımı kıyma yaptım. Şimdi e, diğer malzemelerimle sıra. 2 tane büyük kapya biberim var. Onu yine robota alıyorum. İçerisine bir tane büyük soğan ve 3 diş sarımsak koyup onları da rondodan geçiriyorum. Onları rondodan geçirdim. Böyle rendi halinde değiller. Yani çok fazla ezik değiller. Onu göstermek istiyorum size. Ee, ama dişe gelir şekildeler. Minik minik doğranmış gibi farz edebilirsiniz. Ama tabii ki rondodan geçirdiğim için suyu kaldı. Ama bu su bizim için çok değerli. Çünkü birazdan onu sosunda kullanacağız arkadaşlar. Bu yüzden bir süzgeçe yardımıyla bu biberini ve soğanını posalarını alacak şekilde süzüyorum hem e, tavuğumuzun formunu bozmayacak. Kıymamızı çok fazla sulu yapmayacak. Çünkü çok sulu olursa tutmayacaktır kıymamız şeklini almayacaktır köfteler. Hem de bu sos söylediğim gibi bize lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla ve süzgeç yardımıyla bir tabağa o e, suyunu süzüyorum. Üzerine süzmüş olduğum posayı koyuyorum. Üzerine baharatlarını yavaş yavaş ekliyorum. Ben 2 tatlı kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1-2 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Ama bu sizin damak zevkinize göre değişebilir. Yani Kimyon mesela herkes sevmeyebilir. Bu yüzden eklemeyebilirsiniz ya da 7 baharatınız varsa onu direkt ekleyebilirsiniz. O da yeterli olacaktır. Ben bir çay kaşığı da tavuk baharatı ekledim bu arada. Bir çay bardağı kadar da galeta ununu ekleyip yoğurmaya başladım. Galeta unu eklememiz gerekiyor çünkü tavuğumuzu köfte olarak şeklini tutturmamız gerekiyor. Bu yüzden galeta unu çok iyi olacaktır ama bunun kıvamını sizler ayarlayın. Benimki bir çay bardağına yakın aldı ve yeterli de oldu. Sizden en az yarım çay bardağı koymayı unutmayın. Aynı zamanda eğer kuyruk yağı varsa şöyle bir parça kadar kuyruk yağını rendelerseniz mükemmel olacaktır. Lezzetine lezzet katacaktır. Sinirler vardı. Onları hemen çıkardım, aldım. Şimdi gördüğünüz gibi şişlere böyle hafif elimi ıslatarak tavuğumu yerleştiriyorum. Elinizi ıslatırsanız kolaylıkla bu şekli alacaktır. Şişleriniz vaktiniz varsa birazcık e, suda bekletin ya da benimki gibi sadece suya batırıp çıkarabilirsiniz. Söylediğim gibi elinizi ıslatırsanız çok kolay bir şekilde e, şişe yerleşecektir. Fırının ızgarasını aldım. Onun ızgarasının üzerine pişireceğim çünkü alt üst rahat pişsin diye onun üzerine yerleştiriyorum bütün köftelerimi. Bayağı da bereketli çıktı. Hatta e, iki tane 3 tane de parça arttı. Onları da ayrıyeten pişirdim. Şimdi altına bir tepsiyi de koyup fırını ızgara ayarını alıyorum. 220 dereceye getirip fırına gönderdim bunu o, o sırada pişiyor. Yaklaşık olarak 10 dakika pişecek. O sırada sosunu hazırlayalım. Az önce e, sebzelerin suyu vardı biliyorsunuz. O suyu atmadık. İçerisine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum ya da sıvı yağ olabilir. Şimdi 10 dakika sonra şöyle gördüğünüz gibi yarı pişmiş olarak çıkardım. Tavukların üzerine bu sosu güzel bir şekilde sürüyorum. Bolcana sürün hiç fark et, hiç merak etmeyin. Güzel bir şekilde içerisine çekiyor. Tabi birazcık aşağı doğru akıyor ama hiç sorun değil. Birçoğunu içerisine çekiyor. Bunu neden sürüyoruz? Hem yumuşak olması için hem de dış kısmının daha nar gibi kızarması için. Normalde olsa bu beyaz beyaz kalacaktı tavuk etinden dolayı ama bu sostan dolayı nar gibi kızaran müthiş bir görüntü alıyor. Bunu mutlaka sürün ve yapın ve de bu su zaten ziyan olmamış oluyor. Sebzenin kendi suyuydu tadını falan herhangi bir şekilde de bozmamış oluyor. Lütfen bu şekilde deneyin. Deneyince de zaten bana teşekkür edeceksiniz. Ön taraflarını sürdüm. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Hemen ızgaradan hem arka tarafını daha rahat pişirmiş olacağım hem de o tarafında sosla bütünleşmesini ve lezzetlenmesini istiyorum. Bütün kebaplarımı bu şekilde arka tarafında çeviriyorum ve de yine sosu sürüyorum bol bir şekilde. Fırınınızın ızgara modu yoksa ne olacak? Fırınınızın ızgara modu yoksa yine aynı şekilde bu tel ızgaranın üzerinde turbo ayarda pişirebilirsiniz. Üst ızgaraları yakın koyarsanız güzel bir şekilde pişecektir. Söylediğim gibi 220-250 derece uygun oluyor. Zaten ızgaranın kullanımında da bu dereceler genelde uygundur. Ben 220'de pişirdim. Her fırın birbirinden farklı olacağından dolayı da 250'ye kadar çıkılabilir. Onu da siz kendi fırınınızı biliyorsunuzdur zaten. Şimdi yeniden fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika daha bu şekilde pişecek. Kızardıktan sonra alacağım. Şöyle bir fırından canlı yayın yapayım. Görün lütfen, görüyorsunuz değil mi? Müthiş görünüyor. Evi de harika bir koku aldı. Tam bir ızgara lezzetini bugün evde yaşayacağız arkadaşlar. Fırında pişerken hemen lavaşını hazırlamak istiyorum. Tam bir kebapçı modunda olsun istiyorum. Birazcık zeytinyağına pul biber ekledim. Maydanoz ekledim. Lavaşlarımı üzerine bu karışımdan süreceğim. Tam böyle söylediğim gibi kebapçı dükkanında yiyormuş hissi vermek istiyorum. Benim çocuklarım da bu şekilde bunu severler. Eşim de ben de severim. Bu yüzden hemen yağ ve biberi ekmeklerimi lavaşların üzerine sürüyorum. Ben lavaşı da kendim yaptım. Onu da tarifini inşallah paylaşayım ama hazır lavaş da kullanabilirsiniz. Tabii ki aynısı olacaktır. Şimdi fırından çıkardığım köftelerimi e, güzelce lavaşların üzerine yerleştiriyorum. Sizler pilavla da servis yapabilirsiniz. Bulgur pilavıyla da oldukça lezzetli olacaktır. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama ben e, lavaşla e, kebap tarzında yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi pişti. Hiçbir şekilde kuruma yok. Şu üzerine sürmüş olduğumuz sos sayesinde ne içi ne de dışı tavun kurumadı arkadaşlar. İçerisi sulu, dışarısı sulu. Böyle e, normalde tavuğu koyduğunuz zaman Böyle bir kuru tat gelir ya hani pek de sevmeyiz biz bu lezzeti. Ama kebapçılarda yediklerimiz genelde yaş yaş olur, ıslak ıslak olur içerisi. Aynı bu tadı da burada bulabilirsiniz. Hele ki kuyruk yağınız varsa bir parça içerisine ondan koyarsanız of yeme de yanında yat diyebilirim. Ben bu şekilde servis yaparken yanına da bir soğan salatası yaptım. Kırmızı soğan kullandım. Bunun için sizler beyaz soğan da kullanabilirsiniz ya da taze soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı jülyen şeklinde ince ince kestim. şöyle birazcık daha 3-5 dal maydanozu yine mini mini kesiyorum. Onları soğanla beraber karıştırıp soğan salatası yapacağım. Soğan salatasında olmazsa olmaz sumaktır arkadaşlar. Bana kalırsa bir yemek kaşığı kadar sumak, biraz tuz ve limon suyu da sıkıp güzel bir şekilde elimle ovuşturuyorum. Her etin yanında hangi eti yaparsanız yapın ya da pilavın yanında bence bulgur pilavına özellikle soğan salatası çok çok yakışıyor. Bu kebabı da tam e, tamamlayacak bir e, salata oldu. Şöyle boşluk kısımlarına soğan salatasını yerleştiriyorum. Söylediğim gibi bugün eve kebapçı geldi gibi düşünüp sizler de bunu e, bu şekilde servis yapabilirsiniz. Eminim evdekiler de bayılacak. En temiz haliyle kebapçı usulü kebabımız burada şöyle görün nasıl görünüyor. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı diğer tariflerimi de göz atmayı ihmal etmeyin. Tam tarifini açıklama kısmına yazacağım. Beni Instagram ve Facebook'tan Sedadan Lezzetler adıyla takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.